أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Bu hafta inşallah bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah okumaya başlıyorum. Sure Medine'de Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den sürülüşünü konu edinen bir sure. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret buyurunca Medineli Yahudilerle bir anlaşma yaptı. Yahudiler Müslümanlara saldırmayacak, Müslümanlar Yahudilere saldırmayacak. Dışarıdan Medine'ye bir taarruz söz konusu olmuşsa Müslümanlarla Yahudiler Medine'yi birlikte savunacaklar. Sadece Yahudilere yönelik dışarıdan bir saldırı söz konusu olduğu zaman Müslümanlar Yahudilerin yardımına koşacak. Sadece Müslümanlara yönelik bir hücum söz konusu olduğu zaman Yahudiler de Müslümanların yardımına koşacak. Anlaşmaya uyulmazsa Peygamber Aleyhisselam Kur'an'a göre hüküm verecek diye Yahudilerle bir anlaşma yapıldı. Anlaşmadan kısa bir süre sonra Yahudiler anlaşmanın şartlarına aykırı hareket etmeye başladılar. Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'na gelmediler. Anlaşma gereği Müslümanların yardımında olacaklardı. Savaşan Müslümanlarla birlikte gelmek şöyle dursun: Bedir'de Müslümanların Mekke müşrikleri karşısında yenildiklerini ve Peygamber Efendimizin de şehit edildiği haberini yaydılar Medine'de. Müslümanlara günlerce gözyaşı döktürdüler. Savaştan hemen sonra Beni Nadır Yahudilerinin emiri, reisi konumunda olan Ka'b bin Eşref Mekke'ye gitti. Bedir'de gebertilen Mekke müşriklerinin ölülerine mersiyeler okudu. Başsağlığı dileğinde bulundu. Sonra Mekke müşriklerini Bedir'in intikamını almak üzere Medine'ye yürümeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Güya Müslümanların müttefikiydi, Yahudilerin reisi, bunları yapıyordu. Bir defasında bir Müslüman Yahudilerin mahallesine uğradı. Oradan geçerken Yahudiler o Müslüman hanımın başörtüsüne el uzattılar. Oradan geçmekte olan bir Müslüman o kadını korumaya çalışırken Yahudiler o Müslümanı şehit ettiler. Yine oradaki bir başka Müslüman da o Müslümanı şehit eden Yahudi'yi öldürdü. Böylece Medine'de Müslümanlarla Yahudiler arasında ilk kan da dökülmüş oldu. Allah'ın Resulü ısrarla Yahudileri uyardı: yapmayın, etmeyin. Biz bir anlaşma yaptık. Anlaşmanın şartlarına uygun davranmıyorsunuz diye uyardı. Yahudiler sevgili peygamberimize şöyle diyorlardı: ey Muhammed, sen bizi Mekke müşrikleriyle karıştırıyorsun. Biz onlar gibi değiliz. Biz kolay yutulan bir lokma değiliz. Hele bizimle bir savaşta dünyanın kaç bucak olduğunu sana gösteririz diye Peygamber Efendimiz'i tehdit ettiler. Sonra Mekke müşrikleri güçlü kuvvetli bir ordu hazırlayıp Bedir'in intikamını almak üzere Medine'ye doğru yürüyünce bu Yahudiler Peygamber Efendimizle yani Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı feshettiklerini, Mekke müşriklerine katıldıklarını resmen deklara ettiler, ilan ettiler.
Uhud'da Müslümanlar bir yara aldı. Bu Yahudileri biraz daha cesaretlendirdi ama bekledikleri olmadı. Mekke müşrikleri Uhud'da galip geldikleri halde Medine'ye yürüyüvermediler. Onlar bunu bekliyormuş Yahudiler. Mekke'ye Allah'ın hikmetiyle geri dönünce Mekke müşrikleri yine Medine'de sap gibi ortada kalan Yahudiler pişman oldular. Geldiler Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, biz gerçekten seninle anlaşmayı bozduğumuza pişman olduk. Anlaşmayı yenileyelim diye yalvarıp yakardılar. Peygamber Efendimiz'i davet ettiler. Peygamber Efendimiz birkaç tane sahabesiyle birlikte Beni Nadır Yahudilerinin mahallesine gitti anlaşmayı yenilemek üzere. Bir binanın gölgesine oturttular Peygamberimizi. Sergi serdiler, minder koydular ve Peygamberimizi belli bir minderin üzerine oturttular. Tam üstüne, binanın üstüne büyükçe bir taş koydular. Bir kaza süsüyle o taşı düşürecekler ve Peygamber Efendimiz'i orada şehit edeceklerdi. Bir komplo hazırladılar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Peygamber Efendimiz oturdu, konuşmaya başladılar. Bu esnada Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey Muhammed, bir komplo hazırladı bu hainler. Burayı terk et dedi. Allah'ın Resulü ayağa kalktı. Dedi ki ey hainler, bunun cezasını size ağır ödeteceğim dedi ve arkasından şöyle buyurdu. 15 gün içinde Medine'yi terk ettiniz, ettiniz. Değilse hepinizi kılıçtan geçireceğim dedi. Oradan ayrıldı. Yahudiler bir muhasebe yaptılar. Çıkalım mı, çıkmayalım mı diye. Medine'de 600 kadar münafık vardı. Onların reisi Abdullah bin Übey bin Selul haber gönderdi Yahudilere. Sakın çıkmayın, sizin desteğinizdeyiz diye. Sonra Beni Kureyza, Beni Kaynuka Yahudileri de haber gönderdi. Ey Beni Nadır Yahudileri, çıkmayın, Medine'yi terk etmeyin. Biz de desteğinizdeyiz diye. Bir de Katafan kabilesinden destek sözü alan Yahudiler çıkmadılar. 15 gün süre içinde Medine'yi terk etmediler. Peygamber Efendimiz Müslümanlardan oluşan bir orduyla Beni Nadır Yahudilerinin üzerine yürüdü. Mahalleyi kuşattı. 15 gün kadar bir kuşatma neticesinde teslim oldu Yahudiler. Ve sevgili Peygamberimiz hepsini kılıçtan geçirecekti ama işte münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul ve çevresindekilerin ricası, yalvarıp yakarmasıyla Allah'ın Resulü dedi ki hadi canınızı bağışlıyorum. Bir devenin sırtının alabileceği kadar her aile yük alabilir ve Medine'yi terk ederse onun canını bağışladım dedi ve her aile bir devenin sırtının alabileceği kadar yük alıp Medine'yi terk etti. İşte bu olay üzerine inen bu ayeti kerime bakın şöyle diyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ve huvel azizul hakim. O Allah yenilmez ve yanılmazdır. Huvellezi, o Allah ki akracellezine keferu min ehlil kitabi min diyarihim li evvelil haşri. O Allah ki ilk haşırda şu ehli kitap kafirleri yurtlarından sürüp çıkarandır. Allah Allah. Kim çıkarmış? Allah çıkarmış. Aslında Müslümanlar çıkardı ama kim çıkarmış? Allah çıkarmış. Savaşan Allah. Önceki derslerimizde detaylı bir biçimde bilgi vermiştim. Savaşan Allah. Bakın ifadeyi. Li evvelil haşri. İlk haşırda. Hadislerde üç haşırdan söz edilir. Bir tanesi ilk haşır. Sevgili Peygamberimizin Beni Nadır Yahudilerini Medine'den sürmek üzere askerleri toplamasına, toplanmak demek haşır. Müslümanların toplanmasına birinci haşır denir. Bu Peygamber Efendimiz hayattayken gerçekleşti. İkinci haşır Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Ömer Hayber'i fethedip Suudi Arabistan yarımadasından tüm Yahudileri sürmesine de ikinci haşır denir. Bir üçüncü haşır daha var. Ne zaman bilmiyorum ama şu Filistin bölgesinde tüm dünyanın başına bela olan bu Yahudilerin oradan atılması, sürülmesi için Müslümanlar bir daha toplanacaklarmış. Ne zaman bilmiyorum ama kırdıkları yumurta kırkı geçti. Zulümleri ayyuka çıktı. Allah'ın izniyle ben üçüncü haşırın da çok yakın olduğuna inanıyorum.
Ma zanentum en yakrucu, ey Müslümanlar, sizler onların Medine'den çıkacaklarına hiç ihtimal vermiyordunuz. Bakın, Müslümanlar bu Yahudilerin Medine'den çıkıp gideceklerine ihtimal vermiyorlarmış. Niye? Gerçekten çok güçlüydü bunlar ya. Ekonomik güç onlarda, siyasal güç onlarda, altın onlarda, gümüş onlarda, para onlarda, silah ticareti onların elindeydi, silah imalatı onların elindeydi. Müslümanlar bakın Bedir'e giderken Peygamber Efendimiz Yahudilerden ödünç silah aldı. Bedir'e savaşına öyle gitti. Müslümanların silahları bile yoktu. Uhud'a giderken Peygamber Efendimiz silahların yarısını satın aldı, yarısını da ödünç aldı Yahudilerden. Uhud'a savaşmaya öyle gitti. Müslümanların silahları bile yoktu. Güç onlardaydı ama Müslümanlar onların böyle kolay kolay Medine'yi terk edeceklerine pek inanmıyorlarmış. Allah diyor ki bakın, وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ O Yahudiler de Allah'tan gelebilecek bir tehlikeye karşı kale gibi evlerinin kendilerini koruyacağını zannediyorlarmış. Yahudilerin Medine'de bu Beni Nadır Yahudilerinin kale gibi evleri varmış. Her bir evin teslim alınması günler belki aylar sürecek kadar her bir Yahudinin çok muhkem kale gibi evleri varmış. O Yahudiler de Allah'tan gelebilecek bir tehlikeye karşılık evlerine güveniyorlarmış. Kimden gelecek tehlike? Allah'tan. Bakın ifadeye. Tehlike Müslümanlardan gelecek ama savaşan Allah. İfade yine aynen o şekilde. Bakın devamında diyor ki Allah. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ Allah onlara geliverdi. مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ Hiç beklemedikleri bir yönden, ummadıkları bir yönden Allah onlara geliverdi de. Gelen kim? Gelen Allah'mış. Aslında savaşan Müslümanlar, kuşatan Müslümanlar ama gelen Allah'mış. Bakın savaşan Allah. Allah onlara hiç ummadıkları bir yerden geliverdi. وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Onların kalplerine bir korku attı Cenab-ı Hak. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْد۪يهِمْ Elleri yanlarına düşüverdi Yahudilerin. Bir savaşı göze alamadılar. Allah onların kalplerine bir korku attı da kendi elleriyle kendi evlerini yıkmaya başlayıverdiler. Allah Allah. Bize yaramadı bu evler. Nasıl olsa burayı terk edeceğiz. Bu evler Müslümanların da işini görmesin, Müslümanların işine yaramasın, onlara kalmasın diye kendi elleriyle o kale gibi evlerini yıkmaya başlamışlar. Ve eydil müminin bir de Müslümanlar da bakmış ki Yahudiler kendi evlerini yıkıyorlar. Müslümanlar da biz de yıkalım bari demişler. Onlar da yıkmaya başlamışlar. Allah diyor ki bakın fa'tebiru ya ulil absar ey akıl sahipleri gelin bu olaydan ibret alın. Ey Müslümanlar Kur'an'la hadiselere bakması gereken Kur'an'ın gözlüğüyle olayları tahlil etmesi gereken ey Müslümanlar buyurun bu hadiseye bir bakın da ibret alın. Ne dedi Allah burada? Bir toplum ne kadar da güçlü olursa olsun, ne kadar da topu, tankı, silahı olursa olsun Allah'la savaşan bir toplum asla başarıya ulaşamaz. Allah'ın elçileriyle savaşan bir toplum mağlup olmak zorundadır. Allah'ın mümin kullarıyla savaşan bir toplum yenilmek zorundadır. Gelin siz bu olaydan ibret alın ey Müslümanlar. Yahudiler bir savaşı göze alamadılar. Bakın tarihte de aynısını yaptılar. Bu adamların uğrunda savaşmaya değen bir Allah'ları yok. Öyle bir Allah'a inanıyorlar ki uğrunda ölmeye değmeyen bir Allah. Uğrunda şehit olmaya değmeyen bir Allah. Uğrunda mal ve can feda etmeye değmeyen bir Allah. Tarihte biliyorsunuz. Şu şehri fethedin dedi Rabbimiz. Kudüs'ü alın dedi Musa Aleyhisselam. Ne dedi onlar? فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاِدُونَ Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Kudüs'ü fethedin, Amalikalıları o şehirden çıkarın, bize haber verin, biz de gelip yerleşelim. Yani kendi inandıkları Allah uğrunda savaşmaya değmeyen bir Allah. Aynısını bakın burada da yaptılar. Böylece Allah Müslümanlara savaşsız bir zafer lütfederken Yahudilere de bir sürgünü kader olarak belirleyiverdi. Bakın bundan sonraki ayetinde şöylece buyurur. وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ Eğer Allah bu Yahudilere, bu Beni Nadır Yahudilerine bir sürgünü yazmamış olsaydı, لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada onlara azap ederdi. Yani isteseydi peygamberine bir ayet indirirdi,
sakın onları bağışlama, her birerinin vücutunu ortadan kaldır deyiverseydi hepsi öldürülecekti. Ama Allah da istedi ki onlar bağışlansın. Allah onların canlarını bağışladı. Bir sürgünü onlara kader olarak belirledi. Niye? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun iki sebebinden söz edebiliriz. Bir tanesi, bu adamlar bir zamanlar yeryüzünün en güzel Müslümanları. Davut ve Süleyman aleyhisselam döneminde yeryüzünde zirve noktada bir Müslümanlık yaşamışlar. Belki de o dönemin hatırına Cenab-ı Hak bunları kılıçtan kurtardı. Bunlara bir sürgünü takdir etti. Bir, iki, bir de bunlar istedi ki Allah ya kendilerini bir gözden geçirsinler, bir muhasebe yapsınlar, bir düşünsünler. Ya ne oldu? Biz yüzyıllardır Medine'de oturuyor, Medine'nin yerlisiydik. Bu adamlar daha dün Mekke'den geldiler. Devletlerini yeni kurdular. Daha devletleri oturmadı. Silahları yok. Silahlarını bizden aldılar. Ekonomik güçleri yok, siyasal güçleri yok. Ya ne oldu da bunlar bize galip geldiler? Bir ok bile atmadan, bir mızrak bile kullanmadan, bir tek Müslümanın burnu bile kanamadan bizi yendiler, bizi ülkemizden çıkardılar. Bu nasıl oldu? Demek ki bu peygamber gerçek bir peygamber. Demek ki Allah onun safında, Allah onun desteğinde. Demek ki Allah bizden desteğini çekivermiş. Demek ki biz sapıklarız. Bu son peygambere biz de iman edelim. Son kitaba biz de iman edip biz de Müslüman olalım diye kendilerini yargılayıp sorgulayıp da Müslüman olsunlar diye Allah onlara bir fırsat verdi. Ama hainler o fırsatı değerlendiremediler. Bakın Allah diyor ki dünyada kurtuldular ölümden ama وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ahirette onlar için cehennem azabı var. Yani dünyada kurtulduk diye sevinmesinler. Ahirette onları bir ateş azabı bekliyor. Sebep neymiş? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ onlar Allah ve Resulüne şak oldular. Hani bir elmayı yarıdan bölünce iki şak olur ya, şöyle karşı karşıya, şak olmak, karşı karşıya gelmek, düşmanca bir tavır almak, cephe oluşturmak anlamına. Onlar Allah ve Resulüne düşman oldular. وَمَنْ يُشَاقِ اللّٰهَ kim Allah'a karşı düşmanca bir tavır alırsa, فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah yakalaması çok şiddet olandır, azabı çok şiddet olandır. Bir problem var. Müslümanlar, ordu, Peygamber Efendimiz, Beni Nadır Yahudilerini kuşatmak üzere ordusuyla birlikte yürüyünce, Beni Nadır Yahudilerinin mahallesine giderken, hurma bahçeliklerin arasından geçmişler. Çok görkemli hurma bahçeleri varmış Yahudilerin. Ordu oradan geçerken birkaç tane ağaç kırılmış, birkaç tane ağaç telef olmuş. Ya olur, koskoca bir ordu geçiyor da zayiat olmaz mı? Olur elbette. Bakın Yahudiler feryadı basmışlar. Bu Müslümanlar fitneci. Bu Müslümanlar ağaçlarımıza zarar veriyorlar. Ağaçları kırıyorlar, ağaçları telef ediyorlar diye feryadı çığlığı basmışlar da. Bakın Allah diyor ki, مَا قَتَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَقْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُسُولِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ Ey Müslümanlar! Siz oradan geçerken bir ağaç kırmadınız ya da bir ağacı kökü üstünde bırakmadınız ki bu benim iznimle olmuş olmasın. Ben emrettim de siz öyle kırdınız. Ey Yahudiler! Var mı diyeceğiniz o ağaçları kırmalarını ben emrettim de Müslümanlar onun için kırdılar. Allah Allah! Bakın ifadeye. Yani Peygamber Efendimizin ve Müslümanların tüm yaptıklarını kendi üzerine alıverdi Allah. Aslında Allah filan emretmedi. Kazara birkaç tane ağaç kırıldı ama Allah diyor ki ey Yahudiler var mı diyeceğiniz ben emrettim o ağaçları kırmalarını. Var mı diyeceğiniz? Allah Allah. Şimdi düşünün. Peygamber Efendimiz'e iman etmek için, onun yolunu gözlemek için dünyanın her bir coğrafyasından yüzyıllar önce Medine'ye gelsinler bu hainler. Peygamber Efendimiz Medine'den ayaklarına kadar hicret etsin, yine inanmasınlar bizden çıkmadı diye. Peygamber Efendimiz'le bir anlaşma yapsınlar, anlaşmaya ters davransınlar, bir Müslüman hanımın başörtüsüne el atsınlar, Mekke müşrikleriyle kontak halinde olsunlar, Peygamber Efendimiz'i öldürmek için bir komplo hazırlasınlar, bütün bunlar fitne olmasın, Müslümanlar iki tane ağaç kırdı diye terörist olsunlar. Bugün de aynı değil mi? Oluk oluk Müslüman kanı döküyorlar, onlar terörist olmuyorlar da Müslümanlardan bir tanesi onlardan birini öldürüverse kıyameti koparıyorlar. Bu Müslümanlar terörist, adam öldürüyorlar diye. Ya siz öldürüyorsunuz yüzlerce, binlerce, sizin kanınız değerli de Müslümanların kanı ucuz mu? Aynı şey bakın.
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Allah siz fasıkları üzmek için bunu yaptırdı. Şimdi bir problem daha var. Mallar Müslümanlara gelince, Yahudiler Medine'yi terk edince çok büyük miktarda mallar kaldı. Ortada mal paylaşma söz konusu olunca problem çıktı. Mal var mı problem çıkıyor. Ya Resulallah ona fazla verdin bana az verdin. Adil davran ey Muhammed. Bu yaptığını beğendin mi? Mal var mı ortada? Sıkıntı da var. Bakın Allah diyor ki وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ Önce şunu bir söyleyeyim. Kafirlerden, düşmandan elde edilen mal ikiye ayrılır. Bir, kılıçla elde edilen mallar, savaşarak elde edilen mallar ganimettir. Hiç savaşmadan, hiçbir ok bile atmadan burada olduğu gibi Allah tarafından Müslümanlara lütfedilen mallara da fey denir. Fey. Bakın Allah diyor ki وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ Şu Yahudilerden Allah'ın elçisine verdiği şu mallar var ya, şu feyler var ya. Ey Müslümanlar! فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ Bu mallara ulaşmak için ne bir at sürdünüz, ne bir deve bağladınız, ne bir kılıç kullandınız, ne bir ok attınız, ne bir mızrak kullandınız, ne bir tek Müslümanın burnu kanadı. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ Burada olduğu gibi Allah bazen elçilerini dilediği toplumlara galip getirir. Dilediği toplumların ellerini, kollarını yanlarına düşürür. Savaşmadan elçilerine Allah mülk verir. Ey Müslümanlar ne oluyor? Bunlar sizin kılıçlarınızın neticesi elde ettiğiniz mallar değil ki. Bunlar fey malları. Bunları Allah peygamberine lütfetti. Bunun kavgasını mı veriyorsunuz? Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Ma afa Allahu ala rasulihi min ehlil qura. Şu şehirlerden, şu kariyelerden Allah'ın elçisine lütfettiği bu fey malları konusunda felillahi velir rasul. Hüküm vermek Allah ve Resulüne aittir. Bu fey malları konusunda hüküm Allah ve Resulüne aittir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlıyoruz. Bu malların bir kısmı Allah ve Resulü adına harcanmak üzere Beytülmal'e konmalı. Çünkü yarın bir savaş daha yapılacak. Yine kılıca ihtiyaç var, deveye, ata ihtiyaç var. Bu malların bir kısmı Beytülmal'e aittir. Allah ve Resulü adına harcanmak üzere Beytülmal'e konacak. Velidil kurba, yine kuşatmaya katılan mücahitlere bir hisse ayrılacak. Velidil kurba, bir de yakın akrabalara bir hisse ayrılacak. Kimin yakın akrabası? Müfessirlerimizden kimileri demişler ki Peygamber Efendimizin yakın akrabalarına bir hisse ayrılacak ya da alimlerimiz demişler ki o kuşatmaya katılan mücahitlerin geride Medine'de bırakıp geldikleri yakın akrabalarına bir hisse ayrılacak. Vel yetama, yetimlere de bir hisse. Vel mesakin, miskinlere bir hisse. Vebnissebil, bir de yolda kalmışlara bir hisse ayrılacak. Niye? كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ Mallar, mülkler bir zenginin cebinden bir zenginin cebine, bir zenginin kasasından bir başka zenginin kasasına akıp duran bir emta olmasın. Böylece toplumda her bir kişinin cebine bu mallar yansısın istiyor Allah. Bakın Allah'ınki ne kadar güzel. Şu anda teşvik primleri, teşvik kredilerini kime ödüyorlar? Fabrika kuranlara, iş yeri açanlara. Adam bir tavuk çardağı kuracak, teşvik primi veriyorlar. Peki gariban bir adamın parası yok, pulu yok, hiçbir yatırımı yok, hiçbir şey yok, onun cebine bir şey gitmiyor. Bu zulümdür. Bu zulümdür. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki, ganimet malları toplumda belli kesime verilir de belli kesim onlardan mahrum edilirse Allah'ın belasını bekleyin diyor sevgili Peygamberimiz. İşte İslam, herkesin cebine bir şeyler gitsin istiyor Allah. Yani bir ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarından herkes istifade etmeli. Bakın işte Allah onu anlattı. Sonra buyurdu ki: "Vema ataakumur rasulu fehuduhu ve ma nahakum anhu fentehu." Öyleyse peygamber size neyi vermişse onu alın, neden men etmişse de ondan uzak durun. Bağlamıyla birlikte düşünecek olursak ganimetlerle alakalı gelmiş bir ayet ama ayetin manasının nüzulünün hususi oluşu hükmünün umumi oluşuna engel değildir. Bakın sünneti reddedenler bu ve benzeri ayetleri
bağlamıyla alakalı anlamışlar. Efendim tamam da burada ganimetler söz konusu. Peygamber ganimetten size ne verdiyse onu alın, size vermediğine göz dikmeyin. Bu ayet onu ilgilendirir. Hayır, hayır, hayır. Bu ayet umumidir. Genel anlamıyla peygamber size neyi emrettiyse yapın, size neyi yasakladıysa ondan uzak durun. Tüm hayatınıza teşmil edilecek bir ayeti kerime. Peygamber size neyi emretmişse yapın, alın, neden men etmişse de ondan uzak durun. Çünkü benim birini peygamber bilmem demek, amir ve nahi olarak kabul etmem demektir. Yani benim hayatımda bir şey emredilecekse bunu peygamberim yapmalı, benim hayatımda bir şey nehyedilecekse bunu peygamberim yapmalı. Benim birini peygamber kabul etmem demek, benim hayatıma karışıcı, benim hayatımda amir ve nahi, yani emredici ve nehyedici olarak kabul etmem demektir. İbn-i Mesud Efendimiz, bakın Peygamber Efendimizin vefatından yıllar sonra bir gün hutbeye çıkmış, Medine hutbesinde bir hutbe okumuş. Hutbesinde buyurmuş ki, ey hanımlar, kim ki şeffaf, ince, dar, dışarıdan bakılınca vücut hatlarını belli edecek bir elbise giymişse Allah ona lanet etmiştir dedi, hutbesinden indi. Sahabenin hanımları İbni Mesud Efendimizin etrafını kuşattılar. Ey İbni Mesud, sen orada bir söz söyledin. Allah lanet etmiştir böyle kadınlara dedi. Hadi göster bakalım hangi ayet, nerede Kur'an'da? Göster bakalım var mı böyle bir ayet? İbni Mesud Efendimiz, Kur'an'ın en büyük alimi, en büyük müfessiri, İbn-i Mesud Efendimiz diyor ki, ey sahabe hanımları, Allah sizin hayrınızı versin. Allah Haşr suresinde, peygamber size neyi emretmişse onu alın yapın, neden men etmişse ondan uzak durun demiyor mu? Peygamber Efendimiz bir hadislerinde, öyle giyinen kadınlara Allah lanet etmiştir diyor. İşte onun emredici ve nehyedici olarak yetkisini de Allah bu ayetinde vermiştir. Onun o sözü Kur'an'da olmasa da aynen Kur'an'da varmış gibi onu almak zorundasınız deyince sahabenin hanımları Allah senden razı olsun ey İbni Mesud bizi ikna ettin deyip ayrılıp gittiler. Şimdikiler ikna olmuyorlar ama sahabenin hanımları ikna oldular. Vettakullah, Allah'a karşı takvalı davranın. İnnallaha şedidul ikab, Allah azabı çok şedid olandır. Peki bu fey mallarından, bu Yahudilerden elde edilen mallardan başka kimlere hisse ayrılacakmış? Ayet devam ediyor. Lil fukara il muhacirin, muhacirlerin fakirlerine de bir hisse ayırın diyor Allah. Kim onlar? Bakın, ellezine uhricu min diyarihim, ülkelerinden çıkarılanlar. Ve emvalihim, mallarından, mülklerinden edilenler. Kim onlar? İşte Mekke'den Medine'ye kovulan Müslümanlar, gelen Müslümanlar. Onlara da bir hisse ayırın diyor Allah. Çünkü yeptegûne fadlen minallâhi ve rıdvâna. Onlar Mekke'den Medine'ye gelirken bir devlete ulaşmak için, bir iktidara ulaşmak için, bir servete ulaşmak için falan gelmediler. Onlar sadece Allah'tan bir fazlı ihsana ve de Allah'ın rıda ve rıdvanına ulaşmak için geldiler. Ve yansurûne allâhe ve rasûlehu. Bir de Allah ve Resulüne yardım etmek için geldiler. Peygamberi yalnız bırakmayalım, Allah'ın dinine yardım edelim diye geldiler. Ulaike humus sadikum. Onlar iman iddiasında sadık olanlardır. Onlara da bir hisse ayırın dedi Rabbimiz. Peki bu mallardan Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlere bir hisse ayırın deyince Allah, acaba Medine'nin yerlisi olan Ensar nasıl baktı bu olaya? Bir kıskançlık falan duydu mu? Ne oluyor ya Rabbi? Onlara veriyorsun da bize niye vermiyorsun diye bir sıkıntı yaşadı mı? Bakın bundan sonraki ayetinde de Allah onu şöylece anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِ. Daha önce o Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Medine'yi iman ve hicret yurdu olarak hazırlayanlar var ya, Allahu Ekber. Medine'yi iman ve hicret yurdu olarak hazırlayanlar var ya, kim onlar? Ensar, Medine'nin yerlileri. Gel ya Resulallah. Kavmin sana hüsnü kabul göstermediyse başımızın üstünde yerim var. Evlerimiz senin için ardına kadar açık. Buyur gel ya Resulallah. Müslümanlar da gelsin ya Resulallah. Orada sıkıntı çekenler gelsinler. Evlerimizi yarıya böldük. Mallarımızı yarıya böldük. Sizinle paylaşmaya hazırız. Buyurun Medine İslam'a hazır. Hicret yurdu olarak hazır diye. Daha önce Müslümanları davet edenler var ya. Allah Allah. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ.
Onlar kendilerine hicret eden kardeşlerini seviyorlar. Muhacirleri seviyorlar. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Bu Yahudilerden kalan fey mallarından onlara bir hisse ayrılması konusunda da zerre kadar kalplerinde bir kıskançlık duymuyorlar. Elhamdülillah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ Ve o kardeşlerini Mekke'den Medine'ye gelmiş muhacir kardeşlerini kendi nefislerine tercih ediyorlar. Müslümanlar öyle yapmışlar. Şöyle düşünüyorlarmış. Ya benim anam burada, babam burada, dayım var, halam var, teyzem var, amcam var, dayıoğlum var, halaoğlum var. Benim karnım acıktıysa gider birinin evinde karnımı doyururum ama bu Mekke'den gelen kardeşimin tanıdığı kimse yok. Aman önce onu bir doyuralım. Aman önce onu bir giydirelim. Ben her yerde karnımı doyurabilirim. Bu ülke benim ama aman bu kardeşlere yardım edelim. Aman bu kardeşlere diye çırpınırmış Medine'nin yerlileri Ensar. Hatta aralarında öyle bir kardeşlik gerçekleşti ki birisi diyormuş kardeş bak benim iki tane hanımım var. Allah aşkına söyle bunlardan birini boşayayım sen evlen. Allah Allah. Şu kardeşliğin zirve noktasına bir bak. Öteki de aç gözlü birisi değil. Ver ver diyen birisi değil. Hayır hayır. Hayır. Bir daha bunu duymayayım. Ben buraya bir kadına ulaşmak için gelmedim. Ben buraya izzet, ikbal, devlet, iktidara ulaşmak için falan gelmedim. Kardeşim hanımın senin olsun. Bir daha bunu ağzından duymayayım. Bir başkası, kardeş işte malımın yarısı senin deyince, hayır hayır hayır, malın senin. Benim onda zerre kadar gözüm yok. Sadece bir sermaye olarak bana bir ip ver, ben dağdan odun ot getirip sırtımda satacağım. Senin malında asla gözüm yok. Şuna bakın, o da tok, o da tok. Gelsin gelsin diyen cinsten birisi değil. Peki bu ayetler dün yaşandı bitti mi? İşte şu anda Suriye'den 800 bin civarında muhacir var sizin ülkenizde. Haberiniz var mı? Bugün de bu ayetler yaşanıyor. Siz ensarsınız. Muhacir geldi. 800 bin. Konya'da da var. Haberiniz var mı? Ne yiyip ne içiyor bunlar? Neyinizi paylaştınız? Bu ayetler bugün de var. Kıyamete kadar nerede bir hak batıl savaşı var? Orada muhacir de var, ensar da var. Şu anda biz ensar, onlar muhacir. Ama yarın üstümüzden bombaları yağdırıverir Allah. Şu huzurumuzu bitirir. Evlerinizi, barklarınızı bir kuruş bile alamadan terk edip kaçmak zorunda kalırsınız. Tüm aile efradınızı kaybetmiş olarak bir Müslüman ülkeye sığınırsınız. Yarım ekmeğe muhtaç olursunuz. Siz oraya gittiğinizde onların size şu anda nasıl davranmasını bekliyorsanız buyurun siz de sizin ülkenize gelenlere öylece davranın da yarın Allah sizi rezil ve perişan bir konuma düşürmesin. Ve yu'thiruna ala enfusihim. Onlar kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlar. Buna ithar denir Arapçada. İthar. Yani benim karşımdaki bir Müslümanı kendine tercih etmemin adına İslam'da ithar denir. Şurada iki tane elma var. İki kişiyiz. Birisi ufak, diğeri büyükse ufağı ben almalıyım. Büyüğü kardeşim alsın. Şurada iki tane ekmek var. Birisi az kuru, diğeri taze. Tazeyi kardeşim alsın, kuruyu ben alayım. Şurada iki tane oturacak yer var. Birisi minder, birisi kuru yer. Aman kuru yere ben oturayım, kardeşim minderin üstüne otursun. Bu karşımdaki Müslümanı kendi nefsine tercih etmem anlamına gelir. Onlar öyle yapmışlar, biz de öyle yapalım. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Kendileri ihtiyaç içinde kıvransalar bile Medineli Ensar kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ Kim nefsinin cimriliğine engel olur, nefsini vermeye alıştırırsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar felaha erenler, kurtuluşa erenlerdir. Sahabeyi anlattı Rabbimiz. Şimdi de tabiinden bir cümle. Sahabeden sonra gelenler tabiin. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler var ya, يَقُولُونَ Onlar şöyle derler, tabiin efendilerimiz de bakın şöyle derlermiş. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا Ya Rabbi bize mağfiret et. وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Bizden önce imanla göçüp gitmiş sahabe-i kiram efendilerimize de Ya Rabbi sen mağfiret et. Duanın bundan sonrası çok önemli. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُ Ya Rabbi bizim kalplerimizde Müslüman kardeşlerimize karşılık bir gıllu gış ya da bir nefret, bir düşmanlık, bir kin, bir garaz bırakma. Allah Allah. Şu duanın güzelliğine bak. Ne diyorlar? Ya Rabbi Müslüman kardeşlerimizle alakalı kalbimizde onlara ait bir kin, bir nefret, bir düşmanlık bırakma. Allah Allah. Biz ne diyoruz?
Bizim cemaatten mi? Başımızın üstünde yeri var. Bizim cemaatten değil mi? Bizim partiden değil mi? O hainin teki. Bu ne ya? Bu ne ya? Bakın, tabi'in efendilerimizin duası ne hoş ya. Ya Rabbi, Müslümanlara ait kalplerimizde bir nefret, bir kin, bir çekememezlik duygusu bırakma. Karşımdaki Müslüman mı? Ya benim cemaatten, öteki cemaatten beni ne ilgilendirir? Filan partiden, falan hizipten bana ne ya? O benim kardeşim ya, o Müslüman ya. Ya Rabbi, ben onu seveyim. Onlarla alakalı kalbimde bir kin, bir nefret, bir garaz, bir düşmanlık bırakma diye biz de dua edelim ya. Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rabbi, sen rauf ve rahimsin diye o tabi'in efendilerimiz dua ederler. Elem tera ilellezine nafeku. Şu münafıklara bakmaz mısın ey peygamberim? Yekulune. Demin söyledim, Medine'de 600 kadar münafık var. Müslüman görünümünde. Bunların reisi Abdullah bin Übey bin Selul. Bakın, onlar şöyle diyorlarmış. Li ihvamihimullezine keferu min ehlil kitabi. Şu ehli kitap kafirlere, kafir kardeşlerine diyorlar ki, le'in uhriçtum, ey Yahudiler, eğer Medine'den çıkarılır, sürülürseniz, le'nuhricenne ma'akum, korkmayın, sizin yanınızdayız, sizinle birlikte Medine'den biz de çıkacağız. Sizinle birlikte biz de çıkıp gideceğiz. Ve la nuti'u fikum ahaden ebeden, size düşman olan bir kimseye ebediyen itaat etmeyeceğiz. Yani Müslümanlara ve Peygamber Aleyhisselam'a asla itaat etmeyeceğiz. Ve in kutimtum, eğer sizinle savaşılırsa, lenensurannekum, sizin yardımınıza koşacağız. Sizin yardımınıza geleceğiz. Böylece münafıklar Yahudilere destek verdiler. Allah da diyor ki bakın, vallahu yeşhedu innehum lekadibun. Allah şahit ki onlar yalancıdır. Çünkü le in uhricu, o Yahudiler Medine'den çıkarılsa, la yahrucuna ma'hum, bu münafıklar asla onlarla beraber çıkmazlar. Ve le in kutilu, bu Yahudilerle Müslümanlar bir savaş yapsalar, la yansurunahum, bu münafıklar asla Yahudilerin yardımına gelmezler. Çünkü bunların dini de yok, bunların inancı da yok. Bu Yahudiler kafir de değil, Müslüman da değil. Küfrün safında da yer almazlar, Müslümanların safında da. Niye? Çünkü hangi tarafın galip geleceği belli değil. Bunlar galip safında olmak isterler. Bunlar menfaatın dinindedirler. Onun için bunlar yalan söylüyorlar. وَلَاِنْ نَصَرُوهُمْ, eğer o Yahudilerin yardımına gelseler bile bu münafıklar, لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارِ, enselerini dönüp gerisin geriye kaçarlar. Bunlar tabansızdır. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ, yardım da görmezler. İşte Medineli 600 kadar münafık, Medine'den sürülen Beni Nadır Yahudilerine bir destek sözü vermişler de Allah diyor ki yalancı o hainler. Bundan sonra bakın, çok önemli bir konuya Allah dikkat çekiyor. Le'entüm, siz ey Müslümanlar, eşeddü rahbeten fi sudurihim min Allah. Allah diyor bu sözü, sizler şu kafirlerin, şu münafıkların, şu Yahudilerin kalplerine Allah'tan çok korku salan sizlersiniz ey Müslümanlar. Bunlar diyor Allah benden değil sizden çekiniyorlar ey Müslümanlar. Bunlar benden korkmuyorlar. Allah Allah. Niye? Çünkü zelike bi ennehum kavmun la yefkahun. Bunlar fıkh etmeyen, anlayışsız bir güruhtur. Allah'ı bilmeyen insanlar Allah'tan çekinebilir mi? Allah'ın gücünü, kudretini bilmeyen insanlar Allah'tan korkabilir mi? Hayır hayır, bunlar Allah'ı da tanımadıkları için ey Müslümanlar diyor Allah, bunlar benden değil sizden korkarlar. Peki ne diyor bu ayet bize? Siz güçlü olduğunuz sürece bunlar oldukları yere otururlar. Siz güçsüz olduğunuz sürece bunlar asla barışa razı olmazlar. Öldürmeye devam ederler. Sizi yok etmeye devam ederler. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bunlar savaşını sürdürürler ey Müslümanlar. Siz zayıf olursanız. İşte bir zamanlar Osmanlı vardı. Bu kadar savaş da yoktu, zulüm de yoktu. Yeryüzünde egemen Osmanlı'ydı. Bir dönem Selçuklu dünya siyasetine egemendi. Kafirler oturdukları yerde oturuyorlardı. Ama Osmanlı çekildi siyasetten. Selçuklu gitti. Müslümanlar zayıfladı. İşte yeryüzünü kan gölüne çevirdiler. Yeryüzünü barut fıçısına çevirdiler. Yeryüzünü zulümlerle illetir oldular. İşte bu ayet diyor ki bunlar sizden korktukları kadar benden korkmazlar ey Müslümanlar. Güçlü olun. Tabi iman gücü önemli. Devam ediyor bakın Rabbimiz ayeti kerimesine. Be'suhum beynehum şedid.
kendi aralarındaki düşmanlıkları daha şiddet. Allah Allah. İki taraf da kafir olunca birbirlerini yok edinceye kadar savaşırlar. Daha önce tarihte 100 yıl savaşlar oldu biliyorsunuz. Birbirlerini bitirdiler. Bitirdiler. Ya Rabbi şu kafirleri birbirine bir daha düşür de Müslümanlara saldıracak zaman bulamasınlar. Müslümanlarla uğraşacak zaman bulamasınlar. Birbirlerini yesinler ya Rabbi. Devam ediyor ayeti kerime. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Onlar fıkh etmeyen, anlamayan bir toplumdur. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا. Onlar sizinle toptan göğüs göğüse bir savaşı asla göze alamazlar. Yani şöyle karşı karşıya sizinle asla gelemezler. Nasıl savaşırlarmış onlar? İlla fi kuran mahmasatin. Korunmuş kasabaların içinden ev min verai cudur yahut da duvarların arkasından, surların arkasından onlar sizinle savaşırlar. Çok uzaktan füzelerini atarlar. Bulutların ötesinde, bulutların altına bile inme cesaretleri yok. Yerden aşağıdan bir tane mermi gelir de işimizi bitirir diye örtleri kopar. Bulutların ötesinden mermiler yağdırır, bombalar, füzeler yağdırırlar. Sizinle asla göğüs göğüse bir savaşı bunlar göze alamazlar. Kafirler böyleymiş. İşte öyle yapıyorlar. Geliyor işte füzeleri bilmem nereden atıyorlar. Bir şehri aylarca bombalıyorlar. O şehirde belini doğrultabilecek, silah kullanabilecek bir tek Müslüman kalmadığına güvendikleri anda şehre giriyorlar. Değilse o şehirde elinde silahı olan bir tek Müslümanın varlığına inansalar asla o şehre girmezler. Çünkü bunlar hayatı seven, ölümden korkan insanlardır. Bunlar sizinle bir savaşı göze alamazlar, göğüs göğüse. Sonra diyor ki bakın, tahsebuhum cemian, siz onları bir ve beraber zannedersiniz. Amma ve kulubuhum şetta, kalpleri parça parça ey Müslümanlar, hiç korkmayın. Hiçbir Hristiyan ülke bir başka Hristiyan ülkeyi sevmez. Birleşik zannedersiniz ama onlar parça parça. Yahudiler Hristiyanlara düşman, Hristiyanlar Yahudilere düşman. Hristiyan Hristiyana düşman, Yahudi gruplar Yahudi gruplara düşman. Siz onların kalplerini bir ve beraber zannedersiniz ama ve kulubuhum şetta, onların kalpleri parça parça. O kadar gözünüzde büyütüp korkmayın. Zalike bi ennahum kavmun la yaqilun. Çünkü onlar akıllarını kullanmayan toplumlardır. Kemethelillezine min qablihim qariban. Kendilerinden çok yakın önceki toplumlar gibi onlar zâku vebâle emrihim. Nasıl kendilerinden önceki kafirler yaptıkların veballerini tadarak geberip gittiler. Bunlar da onların akıbetini tadacaklar. Ve lehum azâbun elîm. Onlar için gerçekten dayanılmaz bir cehennem azabı var. Kemeseli şeytani. Tıpkı bir şeytan gibi. Kafiri Allah bir şeytana benzetiyor bakın. Diyor ki o şeytan ne yaparmış? اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرْ. Bir insana gelir o şeytan dermiş ki kafir ol. Dinden çık dermiş. فَلَمَّا كَفَرَ. O insan da dinden çıkıp kafir olunca bakın şeytan şöyle dermiş. قَالَ اِنِّي بَر۪يءٌ مِنْكَ. Ben senden uzağım. Allah belanı versin. Sen benden daha adi bir mahlukmuşsun ki bir göz kırptın hemen kafir oldun. Aman benden uzak dur dermiş şeytan o kafire. Ben senden uzağım. İnni ehafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Kim diyor bunu? Şeytan. Bakın şeytana. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Aman benden uzak ol. Sen benden çok daha adi ve şerefsiz birisisin diye dinden çıkardığı insandan uzaklaşırmış. Oraya kadar götürdü götürdü. Dinden çıkardı. Sap gibi onu ortada bıraktı. Kendisi ondan ayrılıverdi. İşte kafir de böyleymiş. Fekâne âgıbettehumâ. İkisinin de akıbeti, hem o şeytanın hem de onun sözünü dinleyerek dinden çıkan insanın ikisinin de akıbeti ennehuma finnar, ateştir. Halideyni fiha, ebediyen kalacaklar o ateşte. Hem şeytan hem de o şeytanı dinleyip dinden çıkan kişi. Ve zalike cezaü zalimin, işte zalimlerin cezası böyledir. Ya eyyühellezine amenü takullaha, ey müminler Allah'a karşı takvalı davranın. Allah karşısında esas duruşlarınızı muhafaza edin. Allah'a kulluğunuzun bilincini takının. وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her bir kişi yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Her bir kişi yarını için önden ne takdim ettiğine bir bakıversin. Hani cingence bir tabirle söyleyecek olursak, ne verirsen elinle o gider seninle filan diye bir söz var ya, Allah onu anlatıyor. Ne önceden gönderdiniz? Ona bir bakın. Vettakullah.
Takvalı olun. İnnallâhe habîrun bimâ ta'malûn. Unutmayın, Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ Sakın şol kimseler gibi olmayın ey Müslümanlar. Kimmiş onlar? Nesullâhe. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah Allah. Allah'ın kitabını kapatanlar gibi olmayın. Allah'a kulluğu unutanlar gibi olmayın. Onlar Allah'a kulluğu unuttular. Allah'ın kitabını kapatarak bir hayata yöneldiler. Onlar Allah'ı gündemlerinden düşürdüler de فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da onlara kendilerini unutturdu. Ey Müslümanlar, sakın böyle olmayın. Allahu Ekber. Ne dedi Allah burada? Şunu söyledi. Ey Müslümanlar, Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah insanlara kendilerini unuttururmuş. Nasıl? İşte görüyoruz toplumu. Adamlar kendilerini unutmuşlar ya. Arabalarını düşündükleri kadar kendi geleceklerini düşünmüyorlar. Arabalarının üzerinde küçücük bir çizik, bir çocuk çizmiş. İçleri gidiyor, aman kim yaptı filan diye delirecek adam. Ama kendi inanç dünyasında araba sığacak kadar çatlaklar var. Çocuklarının inanç dünyasında, hanımlarının itikat dünyasında araba sığacak kadar çatlak var. Onu görmüyor adam. Ama arabasının üstündeki o küçücük çizikten içi gidiyor ya. Arabasını düşündüğü kadar kendisini düşünmüyor adam ya. Evinin boyasını, cilasını düşündüğü kadar kendi boyasını düşünmüyor. Hani sıbgatallah diyordu ya, Allah'ın boyası, tevhid yani. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَ Allah'tan daha güzel boyası olan kim var diyordu ya. Ben bedenimi, vücutumu Allah boyasıyla boyamalıyım, tevhide boyanmalıyım. Allah kimliğiyle kimlik, İslam kimliğiyle kimlik ve şahsiyet elde etmeliyken adam onu düşünmüyor da evinin boyasını, cilasını aman 2-3 ayda bir yeniliyor. Onu düşündüğü kadar kendi boyasını düşünmüyor. Bu nasıl şey ya? Parayı düşündüğü kadar alayı düşünmüyor. Dünyayı düşündüğü kadar kabri düşünmüyor. Dükkanını düşündüğü kadar cennetini düşünmüyor. Ya yarın Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Ne yüzle bakacağım? Ben hangi amelimle cenneti elde edeceğim? Hangi amelimle cehennemden korunacağım diye zerre kadar kendi geleceğini dert edinmiyor ya. Parayı düşündüğü kadar, dünyayı düşündüğü kadar kendisini düşünmüyor. Şimdi bu insan kendisini unutmamış da ne yapmış? Allah unutturmuş. Ya Rabbi bizi kendilerini unutturduklarından etme ya Rabbi. Ulaike humul fasikun. Onlar gerçekten itaatten çıkmış fasıklardır. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. Asla cennet ashabıyla cehennem ashabı bir değildir. Sabah namazlarından sonra sürekli okuduğumuz bir bölüme geldik. Cennet ashabı cehennem ashabıyla asla bir ve beraber değil, denk değil, müsavi değil. Hayatta bir değiller ki ölürken bir olsunlar. Ölürken cennet ashabının makamını gösteriyor melekler. İşte şu cennete gidiyorsun diye makamını gözün önüne getiriyorlar. Ruhunu sade yağdan kıl çeker gibi alıyorlar. Müslüman cennetteki makamını seyrede ede güle güle ruhunu teslim ediyor. Ama kafirlerin göksüne pençelerini atıyorlar. Hücrelerini sökercesine. Ver alçak şu emaneti. Allah bu canı kendisine kullukta kullanasın diye verdi. Sen ona düşmanlıkta kullandın. Ver vaktin geldi hain diye. Hücrelerini sökercesine onun canını alıyorlar. Bir değil ölürken. Mezarda bir değiller. Dirilirken bir değiller. Mahşer yerinde bir değiller. Sıratın üstünden geçerken kafirler patır patır cehenneme dökülürken Müslümanlar yıldırım süratiyle sıratı geçiyorlar. Bir değiller. Yerleşim birimleri ayrı. Birisi cennette, birisi cehennemde. La yestevi ashabun nar ve ashabul cennet. Cennet ashabıyla cehennem ashabı asla bir değil. Ashabul cenneti humul faizun. Cennet ashabı kazananlar, kurtulanlardır. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّةِ اللّٰهِ Ey Peygamberim! Eğer biz şu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, Allah korkusuyla, Kur'an'ın azametiyle o dağı boyun bükmüş ve de paramparça tuz buz olarak parçalanmış görürdüm. Ben talebeyken çok gittim. Siz de gitmişsinizdir. Hadi şimdi gidelim. Şu Kur'an'ı götürüp şurada Takkeli Dağı'nın üstüne koyalım. Ben dağın parçalandığını hiç görmedim. Bugüne kadar çok götürdüm dağa Kur'an'ı. Birçok dağa ezber yaparken, talebeyken götürdüm. Dağın parçalandığını falan görmedim. Peki Allah ne diyor burada? Ha,
şu Kur'an'ın dağın üzerine konmasıyla dağa bu Kur'an'ın inmesi farklı şeyler. Değil mi? Mesela bakın, ben mutfağıma bu Kur'an'ı koysam mutfağım bu Kur'an'la değişmez. Ben eğer mutfağıma bu Kur'an'ı indirgeyebilirsem, yani mutfağımı kazanma, harcama, ekonomik anlayışımı eğer Kur'an'la ayarlama cihetine gidersem, işte o zaman benim mutfağıma Kur'an inmiş demektir. Değilse mutfağınıza 50 tane Kur'an koyun, mutfağınız değişmez. İş yerinize, evinize 50 tane Kur'an koyun, eviniz değişmez. Siz kafanıza 50 tane Kur'an koyun, mesela hafızlar var şu anda, kompütür gibi, teyip gibi Kur'an'ı ezberlemişler, kafaya koymuşlar, karınlarına koymuşlar. Ama içindekilerden habersiz bir hayat yaşadıkları için onlara Kur'an inmiş sayılmaz. Kur'an'ı koymakla, bir yere koymakla indirgemek ayrı ayrı şeyler. Eğer biz de Kur'an'ı hayatımıza indirgersek, bakın, bir cisme çok daha ondan büyük ve güçlü bir cisim bir darbe indirdiği zaman o kırılır. Dağ bir darbe indirilmeli ki çok güçlü bir cisim tarafından dağ tuz buz olsun. Bakın, yani Kur'an da bizim hücrelerimize kadar. Bakın, dağa vurulan o darbe dağ tarafından algılanır. Tüm hücreleri parçalanır ya, biz de eğer Kur'an'ı algılayabilirsek, Kur'an'ı anlayabilirsek, Kur'an'la hayatımızı düzenleyecek bir noktaya gelebilirsek, işte o zaman Kur'an bize inmeye başlamıştır. O zaman biz de Kur'an'dan etkileneceğiz demektir. Değilse Kur'an'ı karnımıza koymamız, Kur'an'ı evimize, dükkanımıza koymamız oraların değişeceği anlamına gelmeyecektir. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İşte tefekkür etsinler diye biz kullarımıza bu örneği verdik diyor Allah. Huvallahu lezi. O Allah ki la ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehadeti. O Allah gaybın da şehadetin de alimidir. Bilinenin de bilinmeyenin de bilicisidir. Huvarrahmanur rahim. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Huvallahu lezi. O Allah ki la ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. El Melik, Allah Melik'tir. Allah Malik'tir. Allah mülkün sahibidir. El Kuddus, Allah mukaddestir. Allah kutsaldır. Allah kendisi nasıl kutsalsa gönderdiği kitabı da mukaddestir. Gönderdiği şeriatı da, sistemi de mukaddestir. Gönderdiği hayat programı da mukaddestir. Allah lekesiz, pürüzsüz, mükemmel olandır. Esselam, Allah selamet verendir. Allah esenlik verendir. Allah selamet yurdu olan cenneti kullarına hazırlayandır. El-mü'min, Allah mü'mindir. Allah güvenilendir. Allah kullarını satmayandır. Allah kullarının kulluğunu asla zayi etmeyendir. Allah kullarını mükafatlandıracak olandır. El-muheymin, kullarını denetleyendir. Allah kullarını murakabe edendir. Bir Müslümanın Allah'tan başka denetçiye ihtiyacı yoktur. Bir Müslümanın Allah'tan başka murakaba ihtiyacı yoktur. El-Aziz, Allah güç kuvvet sahibidir. El-Cebbar, yaraları sarandır. Eskiden savaşlara bir takım kadınlar katılırmış. Yaralıları sarsın diye onların adına Cebabirah denir. Yaraları saran anlamına. Cebbar da aynı kökten gelir. Allah kullarının yaralarını sarıverendir. Eviniz yanar, bir depremde tüm ailenizi kaybedersiniz. Zannedersiniz ki bir daha artık eski günlerime dönemem. Ama 3 gün, 5 gün sonra Allah yaralarınızı sarıverir. Sizi hayata tekrar döndürüverir, kaldırıverir. Allah cebbardır, el-mütekebbir. Allah büyüktür, büyüklenme hakkına sahip olandır. Bakın, Allah kendi isimlerinin ve sıfatlarının tecellisinin kulları üstünde görünmesini severmiş. Mesela Allah alimdir. Ben de ilim öğrenirsem Allah beni severmiş. Allah settardır. Ayıpları, kusurları örtendir. Ben de Müslümanlarda gördüğüm ayıpları örtersem Allah beni severmiş. Allah tevvaptır, affedendir. Ben de suç işleyenleri affedersem Allah beni severmiş. Ama Allah mütekebbirdir. Ben kibirlenirsem Allah'ın asla buna tahammülü yokmuş. Bu sıfatının, bu isminin kulları üstünde görünmesini Allah istemezmiş. Öyleyse ben küçüldükçe küçüleceğim. Ben mütevazı olmak zorundayım. Subhanallahi amma yüşrikum. O Allah müşriklerin tüm dediklerinden münezzehtir. Huvallahul halik el bari. Allah yaratandır. Örneksiz yaratandır. El musavvir, şekil verendir. Lehul esmaul husna. En güzel isimler de ona aittir. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard.
göklerde ve yerde ne varsa onu tesbih eder. Ve huvel azizul hakim. O Allah yenilmez ve yanılmazdır. Allah aziz ve hakimdir. Böylece bir sure daha bitti. Haşr suresi de bitti. Önümüzdeki hafta sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.